Evet, şöyle bir salamura yapmıştım. Onu şimdi suya koyacağım. Daha önce bunun videosunu yapmıştım koyarken. Onun açıklamaya bırakırım. Şöyle çıkarıyoruz. Hiç dağılmadı. Sorun olmadı. Gayet güzel görünüyor. Şimdi böyle açacağım bunu. Böyle de suya koyabiliriz ama ben açarak koyacağım. Daha önce de bir taşım birazcık kaynatarak da eğer acılarınız varsa biraz kaynatarak bunun tuzunu alabilirsiniz. Ama benim zamanım var. Şimdi böyle koyacağım. Suya önce bir yıkayacağım. Sonra suda bırakacağım bunu. Çok uzun olan saplarını koparmıştım zaten. Şöyle suyu koyuyorum. Aslında bunu musluğun altında bir güzel akarsuda yıkayacağım. Şimdi bu şekilde içine su koydum. Şöyle. Fazla da dağıtmıyorum ama aralarına da girmesini sağlayacağım. Çünkü bu sonra böyle çok dağınık dağınık sararken almak biraz zor oluyor. Şöyle üstüne geçecek kadar su koyuyoruz. Bu suyu bir iki kere değiştirebilirsiniz. Önce yıkayıp sonra suya koyuyoruz. Böyle bekletiyoruz birkaç saat. Bunu şimdi koydum. Akşama iftardan sonra, teravihden sonra kaynanamlara geçeceğim. Orada beraber saracağız görüncelerimle beraber. Burada sardığımda Yunus Emre'den yardım istiyorum. Hepimiz beraber saralım diye. Bu şimdi Yunus Emre ile hallolacak gibi değil. Ramazan'da sarıp fazla gelir mi bilmiyorum. Dolapta birkaç zaman dursa da bir şey olmuyor. Buzdolabında bu haşladıktan sonra bayağı zaman dolapta durabilir, bir hafta kadar. Ya da buzluğa koyarım, eğer fazla olursa buzluğa da koyabilirim ama şimdi yeriz Ramazan'da. Güzel gider. Sarma videosunu çeker miyim bilmiyorum. Çekersem onu da paylaşırım. Şimdilik bunu suyunu, tuzunu nasıl arındıracağımızı göstermek istedim. Çünkü birkaç çeşit yapılıyor. Bir kaynar suya koyarak 1-2 dakikalık kaynatmayla da çok fazla kaynatırsak yapraklar eriyor. Eğer zamanınız varsa bu şekilde tekrarlıyorum. Bu şekilde suya koyarak birkaç kere suyunu değiştirerek bunu tuzundan arındırabilirsiniz. Şimdi ne kadar tuzlu olduğunu bakamıyorum ve tamamen tuzundan arındırırsa sonra iç malzemeye attığımız tuz size yeterli oluyor zaten. Umarım faydalı olmuştur. Bilen zaten biliyor. Eğer bilmeyen birileri varsa, aramışsa, bulmuşsa kanalıma da abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Siz nasıl yapıyorsunuz? Onu da yazabilirsiniz. Eğer farklı bir şekilde yapıyorsanız onu yorumda yazabilirsiniz. Beğeniler çok önemli bizim için. Beğenileri de atmayı unutmayalım lütfen. Teşekkür ederim. Sağlıklı, huzurlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.